Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün sizler için elimde görmüş olduğunuz Canon EOS 200D dijital SLR fotoğraf makinesi incelemesi yapıyorum. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda bulabileceksiniz. Bakalım EOS 200D nasıl bir makine ve kimler için uygun? Evet, Canon EOS 200D yaklaşık olarak 4 yıl önce yani 2013 yılında piyasaya çıkan 100D'nin geliştirilmiş ve işte bu 4 yılda teknolojik olarak daha güncellenmiş bir versiyonu. 100D Canon tarafından piyasaya sürüldüğü dönemde dünyanın en küçük ve en hafif DSLR olarak tanımlanmıştı. Gerçekten de oldukça küçük bir üründü. 200D'de de bu küçüklük ve hafiflik devam ettiriliyor. Şimdi dünyanın en küçüğü veya en hafifi demiyorlar ama yine de boyutlarına baktığımızda gerçekten de şimdi bakın elimde gösteriyorum. Küçük, hafif, taşınabilir bir DSLR olduğunu söyleyebiliriz. 200D, 100D'nin oldukça güncellenmiş bir versiyonu. Bir kere onu baştan söyleyelim. Özellikle bu 4 yıl süresince köprünün altından çok sorularak da birçok yeni teknoloji geldi. Canon bu yeni teknolojinin hemen hemen birçoğunu bu makineye entegre etmiş. En azından bu seviyedeki entegre edilebilecek kadarını entegre etmiş. Onu baştan söylemiş olayım. İlk olarak her zaman yaptığım gibi cihazın dış görünümüyle başlayacak olursam ekranda da gördüğünüz gibi bu gümüş renkli versiyon. Bu ürün %'den farklı olarak 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bir tanesi elimde görmüş olduğunuz gümüş renkli ki gümüş renklinin önemli bir farkı daha var. Bu deklanşör tuttuğumuz bölgede ve arka kısmında hemen şurada göstereyim. Taba renkli bir deri benzeri bir kaymayan malzeme kullanılmış. Bu şıklığına bir parça daha şıklık kattığını söyleyebilirim. İkinci versiyon ise beyaz renkli. Beyaz renkli bu tarafları yine gümüş. Gümüş gibi bir renk var. Yani böyle renkli bir renk yok. Siyah da bildiğimiz standart siyah renk zaten. Bu arada objektiflerin de yine gövdeyle aynı renk olduğunu söyleyeyim. Yani kit olarak aldığınız zaman gümüş renkliyle aldığınız objektif de gümüş renk oluyor. Siyah renk de tabii ki siyah renk oluyor. Ve yine beyaz renginde beyaz renkli bir objektif olduğunu söyleyeyim. Bu renk ben beğendim ama bazı kullanıcılar özellikle Instagram'da yaptığım paylaşımlarda işte bu çok böyle eskinin sobaları biz eskiden böyle boyardık falan diye espriler yapıldı. Hakikaten de benim çocukluğumda odun yaktığımız sobalar eskidiğinde o eskilikleri belli olmasın diye gümüş renkli bir böyle bayağı parlak ve renkli bir rengi boyardık. Onlara benzemiş onu da belirteyim ama ben beğendim. Fakat dikkat çekiyor dışarıda onu söyleyeyim. Yani siyah renk olduğu zaman çok dikkat çekmiyor ama bu tarz bir renk dikkat çekiyor. Fiziksel özellikten devam edecek olursak sağ taraf bombeli bir tasarıma sahip. Deklanşörün olduğu kısım şurada görüyorsunuz zaten. Bu özellikle ergonomik olarak tutuşunu çok rahatlatıyor. Arka tarafta da bir bombe tasarımı var yine. Bu baş parmağımızı koyduğumuz zaman rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tutuşta herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunun dışında standart olarak optik vizörümüz var. %95 kapsamı sağlayan. Flaşımız var. Yine üst kısımda konumlandırılmış. Çekim mod 4 tuşu üst kısımda bulunuyor. Bu üst kısımdaki çekim mod 4 tuşunu daha önceki modelde 100D'de açma kapama tuşu da entegreydi. Burada açma kapama tuşunu ve video kayıt tuşunu farklı bir düğmeye entegrasyon yapılmış. Bence biraz karıştırmış. Yani çok fazla düğme enflasyonu olmuş birazcık. Ama yine de değişik bir şey denemiş Canon. Üst kısımda yine ISO ve display tuşlarımız var. ISO ve display ile ilgili görüntüyle ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Sağ üst sol tarafta arkadan baktığımızda ise Wi-Fi tuşumuz var. Arka tarafa gelecek olursak burada %'nin önemli farkı olan döndürülebilir ekranımız mevcut. Ekranımız bu şekilde açılıyor. Bu şekilde isterseniz kendinize bakarak isterseniz yani diyelim ki selfie çekimlerinde şu şekilde çekip şöyle kendiniz çekebiliyorsunuz. Ve hatta videolarda çok işe yaradığını söyleyeyim bu döndürülebilir ekranın. Aşağı doğru da dönebiliyor, yukarı doğru da, karşıya doğru da dönebiliyor. Şöyle yaptığımız zaman özellikle yüksek çekimlerden yani şöyle eğilerek göstereyim birazcık. İşimize yaradığını söyleyebilirim. Bunun dışında mikrofon girişimiz var. Sol tarafta bir remote kontrol bağlantımız var. Sağ tarafta ise HDMI çıkışımız var.
Hemen kapağımızı açalım. HDMI çıkışımızda standart HDMI konulmuş bu arada. Bir de mini USB bilgisayar bağlantı tuşumuz mevcut. Alt kısımda ise pilimiz var. 1050 mAh'lik bir pil mevcut cihazda. Yine bellek kartı da bu pil yuvasıyla aynı yerde bulunuyor. Bu arada tripod taktığımızda kapak kapanmıyor, onu söyleyeyim. Yani çok büyük bir tripod başlığı kullanmıyorsanız kapanmıyor. Bu da önemli bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün teknik özelliklerinden bahsedecek olursam APS-C boyutunda, yani 22.3'e 14.9 mm kullanıyor Canon. Bir sensörümüz var, CMOS sensörümüz var. Bu sensörün sunduğu çözünürlük 24.2 megapiksel. Daha önceki modellerde bu 18 civarındaydı, yükseltilmiş gördüğünüz gibi. Digic 7 işlemci kullanıyor. Canon'un en yeni işlemcisinden bir tanesi bu. ISO 100 ila 25600 aralığında kullanılabiliyor. Fakat push ederseniz 51200'e kadar bu değeri kullanmanız da mümkün. Canon EF ve EFS objektiflerle beraber kullanabiliyorsunuz ki bu da yaklaşık yüzlerce farklı objektif, ki yan sanayi modellerle beraber Tamron, işte Sigma gibi objektiflerle beraber bu rakam daha da artıyor. Objektifi bu ürünle beraber kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Onu belirtelim. 3 inçlik 1.40 milyon piksellik döndürülebilir ve dokunmatik bir ekranımız var. Bunu zaten az önce bahsetmiştik. Dokunmatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik olması güzel olmuş. Yüzde de dokunmatikti ama onun ekranı sabitti. O aradaki farkı da söylemiş olayım. Optik vizörün kapsaması %95. Oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Harici mikrofon girişimiz olduğunu söyledik. SD High Capacity ve SD Extra Capacity ve UHS-1 uyumlu bellek kartı yuvamız var. Bunlar dışında baktığımızda Full HD ve saniyede 60 kareye kadar video çekebiliyoruz. 802 BGN, NFC ve Bluetooth desteğimiz var. Bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Pil ömrü de SPA standartlarına göre 650 kare yaklaşık olarak, 453 gram da ağırlığımız mevcut. Fotoğraf makinesinin kullanım özelliklerine bakacak olursak, daha önce Canon kullandıysanız sıkıntı yaşayacağınız bir durum yok. Gene aşina olduğumuz Canon arayüzü, Canon objektifin hareketli vesairesi yönü filan standart Canon özelliklerine sahip. Fotoğrafçılıktan anlıyorsanız eğer ve Canon kullandıysanız zaten işte hazır çekim modları sizin işinizi görüyor. Bilmiyorsanız, hem Canon kullanmadığınızı varsayarım hem de fotoğrafçılıktan anlamıyorsanız Future Guide dediği Canon bir yani size kılavuz gösteren bir menü özelliği var. Bunu arayüz özelliği var daha doğrusu. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz menüden. Bunu açtığınız zaman size hangi modda ne yapmak istediğinizi ve nasıl yapabileceğinizi söylüyor. Temel özellikler var ama genel olarak baktığımda hani fotoğrafçıktan anlamayanlar için diyafram bilmiyorum, enstantane bilmiyorum, burada yüksek enstantane kullanırsam ne olur, yüksek diyafram açarsam ne olur bilmeyenler için çok güzel fikir veriyor. Birazcık da kendinizle karıştırırsanız zaten makineyi rahat bir şekilde kullanırsınız, onu söyleyeyim. Ama bu kullanıcıya fikir veren arayüzün çok iyi olduğunu söyleyeyim. Bunu kullanmak istemezsiniz. Ben fotoğrafçıları anlıyorum. Bunlar benim işime yaramaz. Ben zaten biliyorum kardeşim diyorsanız o özelliği kapatabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Bunun dışında kullanımı kolay. Standart bir Canon arayüzü var. Canon kullanım kolaylıkları var. 9 noktalı netlik özelliği var. Ben bunu bir parça beğenmedim. Bu zaman zaman zorluk çıkartabiliyor fotoğrafta. Biraz daha artsa daha iyi olurdu. Bir de dual piksel var ki dual piksel bence bu fotoğraf makinesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Dual piksel Canon'un geliştirdiği bir teknoloji. Yaklaşık son 2-3 yıldaki birçok makinesine de koydu. 77D ile başladı yanlış hatırlamıyorsam. 80D'de de var. Dual piksel şu oluyor. Sensör üzerindeki netlik kim yardımcı olacak? Nokta sayısı daha fazla dual pikselde. Bu sayede çok daha hızlı netlik yapabiliyorsunuz. Yani bu giriş seviyesi bir ürün olmasına rağmen gerçekten çok başarılı. Hatta Canon'un iddiasına göre 0.03 saniyede netlik yapabiliyor. Tabi bunu ölçecek bir şeyin denemem olmadı. Ama çok hızlı yaptığını söyleyebilirim. Özellikle bu dual piksel videoda çok işe yarıyor. Çünkü video çekimleri sırasında konu hareket ettiği zaman DSLR'da netlik çok büyük sıkıntı. Ya manuel olarak yapmanız gerekiyor ki bunun için de ayrıca bir iyi bir operatöre ihtiyacınız oluyor. Eğer manuel yapamıyorsanız, yani kendi kendinizi çekiyorsanız bu da büyük bir sıkıntı olacaktır. Siz hareket ettiğiniz halde netlik biraz daha geriden geliyor veya bazen gelemiyor. Dual piksel bu bütün sorunları ortadan kaldırıyor. Gerçekten başarılı bir teknoloji olduğunu söyleyeyim. Canon'dan başka bunu Samsung da kullanıyor bu arada. S7 modellerle birlikte kullanıma geldi. S8'de vardı. Hatta şimdi Note 8'e de koydular. Gerçekten de başarılı bir teknoloji olduğunu belirteyim. Gelelim objektif konusuna. Ürünle beraber bana test için gönderilen ve kit olarak aldığınızda da sizin de karşınıza çıkacağınız objektif 18-55
4 ila 5-6 diyaframı olan, IS özelliği olan STM objektif. Şimdi bu objektifin bir işte isimdeki IS dediğimiz IMAS Stabilizer özelliği veya Stabilization özelliği. Hemen objektifin üzerinde bulunan bir düğme yardımıyla açıp kapatılabiliyor. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, örneğin fotoğrafta hava aydınlıksa kullanmak istemeyebilirsiniz. Neden kapatılabiliyor onu söyleyeyim. Çünkü pil ömrünü yiyor bu teknoloji. Yani bu açıkken piliniz diyelim 650 kare ise normalde SPA standartına göre 600 kare çekebiliyorsunuz. O yüzden öyle durumlarda kapatırsınız ama özellikle videoda ben kapatmanızı önermem. Videoda çok işe yarıyor. Böyle tabii koşarak video çekmek gibi bir fantaziniz yoksa hafif titreşimlerde çok başarılı bir şekilde absorbasyon yapıyor ve titreşimi makineye yansıtmıyor. Ama tabii bunun da bir sınırı var. Abartmamakta da fayda olduğunu söyleyeyim. Bu objektif günlük kullanım için yeterli. Fotoğrafa yeni başlayanlar için yeterli. Veya işte ben bu makineyi böyle kullanırım, işimi görür mü? Evet görür. Ama hani bir tık daha iyisi olsun diyecek olursanız ne önerirsin diye soracak olursanız 50 mm F1.8 öneririm. Güzel bir objektiftir. Prime objektifti, çok pahalı değildir ve günlük olarak da fazlasıyla işinizi görür, onu da belirtmiş olayım. Ürünün fotoğraf kalitesine gelecek olursak, Canon standart olarak zaten belli bir noktada bir kalite sunan bir marka. Yine 200D'de de bu kaliteyi aşağı çekmemiş. Birçok açıdan, renk anlamında, aktarım anlamında, işte destek anlamında, hem JPEG hem RAW desteği sunması açısından fazlasıyla iyi bir kalite sunuyor. Günlük olarak da her türlü işinizde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir iki aksesuarla, örneğin bir harici flaşla, ki üst yüzünde bir harici flaş yuvamız da mevcut. Harici flaşla biraz daha iyi bir objektifle çok abartıya gitmeden çok başarılı sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle yurt dışında ben çok görüyorum. Yurt dışında genelde basit bir gövde alıp veya giriş seviyesi bir gövde alıp çok iyi bir objektifle kullanıyorlar. Ben de bu tarz bir çözüm önerebilirim. İşte az önce söylediğim 50 mm işinize yarayabilir. Güzel bir aksesuarlar, güzel bir flaş, güzel bir tele objektif vesaire gibi aksesuarlar çok başarılı sonuçlar alabileceğinizi söyleyeyim. Fotoğraf kalitesi gerçekten de yeterli ve hani bu seviyedeki bir makine için hem çözünürlük hem de kalite anlamında çıtayı oldukça yukarı taşıdığını söyleyebilirim. Gelelim video konusuna. Video Canon'un bugüne kadar en iddialı olduğu alanlardan birisi. 200D'de de bu durum değişmiyor. Gerçekten de hem mikrofon girişinin olması hem de işte video konusundaki kalitesi Canon'u her zaman rakiplerine göre bir tık daha yukarı tutmuştu. Bu modelde de yine alın çok rahat bir şekilde şu ekranın döndürülebilir olması, Wi-Fi ile uzaktan kontrol ediyor olmanız, işte mikrofon girişinin olması gibi özelliklerle videoda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Özellikle ben YouTuber'larda çok görüyorum. İşte bir makine, işte Casey Neistat'lardır mesela, Amerikalı, o çok yapar. İşte 77 de var yanlış hatırlamıyorsam ona, veya 80'de. İşte şöyle bir işte tripodta tutup kendini çekmeye çalışıyor küçük bir tripodla. Bu tarz bir makine daha başarılı olacaktı çünkü daha hafif, daha kolay ve rahat kullanılabiliyor. 77D veya 80D gibi makine biraz daha orta seviye ve daha ağırlar. Çok başarılı. Videodaki en yüksek çözünürlüğümüz Full HD 60 FPS. Bazı eleştiriler vardı bu ürünle ilgili. Hani 4K olsa mıydı, olmasa mıydı vesaire falan diye, ama giriş seviyesindeki DSLR modellerde henüz 4K desteği yok. 2-3 sene sonra muhtemelen gelecek ama şu anda yok. Getirilmeye kalktığı zaman da maliyetleri yüksek olacaktır. O zaman fiyatı orta seviyede çıkacaktır. Hani olsa güzel olurdu fakat olmasının da bir maliyeti olduğunu hatırlatayım. Muhtemelen Canon da bu yüzden koymamıştır buna. Çünkü Canon'un 4K destekli kamera DSLR modelleri de var olduğunu biliyoruz. Bu arada hem video hem de fotoğraf için örnekleri gerek bu videonun içine serpiştiriyorum ama yeterli olmayacaktır. Çünkü biz videoları editliyoruz. Editlediğimiz zaman kalite artabilir veya azalabilir. O yüzden videoların altına da bu açıklama, yani YouTube'a koyduğum bu videonun altına açıklama tarafında bu videoda kullandığım fotoğraf ve video örneklerinin indirilebilir ve düzenlenmemiş hallerinde yükleyeceğim. Fotoğraf örneklerinde farklı ISO seçenekleri de var. Orada EXIF datalarına bakarak farklı ISO seçeneklerinde nasıl sonuçlar aldığımı da görebilirsiniz. Siz de hani en azından bir fikir vermiş olur. Bu ürünü almadan önce de evet bu video böyle çekiyormuş, fotoğrafı da böyle çekiyormuş gibi yorumlar da siz de yapabilirsiniz.
Gelelim fotoğraf makinesinin en bence işe yarayan özelliklerinden bir tanesi olan uzaktan kumanda meselesine. Camera Connect isimli Canon'un bir uygulaması var. Bunu akıllı telefonunuza veya tabletinize yüklüyorsunuz. Camera Connect'i kısmında anlattım, fiziksel özellikler kısmında anlattım. Üst kısımda bulunan bir tuşumuz var ya da menüden ayarlardan bağlayabiliyorsunuz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra bir bağlantı kurduktan sonra da bu üst kısımdaki Wi-Fi tuşuna bastığınızda doğrudan etraftaki açık olan ve daha önce eşleştirdiğiniz cihaza bağlanabiliyor. Bağlandığı zaman içindeki fotoğrafları görüyoruz. Zaten o standart bir özellik. Birçok uygulama bunu sağlıyor artık. Artı olarak ise video ve fotoğraf çekimi yapabiliyoruz ve videoda ayarları da değiştirebiliyoruz ve fotoğrafta da benzer şekilde. Bu çok iyi olmuş çünkü özellikle hani böyle uzaktan bir çekim yapıyorsanız veya kendi kendinizi çekiyorsunuz kadrajı görmeniz zor olabiliyor zaman zaman ama fotoğraf makinesi cep telefonundan bakıp kadrajı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bağlantı nasıl sağlanıyor? Bağlantı şöyle sağlanıyor. Bluetooth'umuz var. İstersek Bluetooth'tan bağlanabiliyoruz. Bu ayrı bir şey. Bluetooth'a ne gerek var diye onu söyleyeceğim birazdan. Wi-Fi ile bağlanabiliyoruz ve NFC var. NFC hemen sol yan yüzde bir simgesi var. NFC destekli bir cihazınız varsa dokundurduğunuz anda otomatik eşleştirme sağlanıyor. Yoksa da Wi-Fi'den bağlanabiliyorsunuz. O da olmazsa Bluetooth'ta bağlanıyorsunuz. Bluetooth Wi-Fi'ye göre daha az enerji tükettiği için son dönemde fotoğraf makinesinde kullanılmaya başlandı. İstediğiniz yöntemle bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu arada önemli bir hani hem eksi olarak gördüğüm bir şey hem de artı olarak söyleyeyim. Normalde video çekimlerinde kamera kendisi üzerinde gerçek zamanlı kayıtta mikrofon level'ını göstermiyor. Ancak eğer telefonla bağlantı kurarsanız yani bir uygulama üzerinden baktığınızda mikrofon kayıt seviyesini gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Hani bunu niye koymamış Canon? Onu çok anlamadım. Hani çok ölümcül bir sıkıntı değil. Menüye girdiğiniz zaman mikrofon kayıt seviyesini ayarlama bölümünde görüyorsunuz ama kayıt sırasında göremiyorsunuz. Uygulamadan gösteriyor. Böyle enteresan bir fark koymuş Canon. Onun sebebini ben de anlayabilmiş değilim. Gelelim hepinizin merak ettiği konulardan biri olan fiyat konusuna. Ürünün Türkiye fiyatı en azından ben bu incelemeyi yaptığım Ağustos 2017 tarihinde 2700 ila 3000 TL arasında değişiyordu. Pahalı mı? Evet birazcık pahalı olduğunu söyleyebilirim ama bunun en önemli sebebi Türkiye'deki dolar kurunun yüksek olması. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih yaklaşık 3.6 civarındaydı dolar. Amerika fiyatı 699 dolar yani 700 dolar diyebiliriz. Ürün olduğu için işte KDV'di, ÖTV'di, işte distribütör kârıydı, şuydu buydu derken cihazın fiyatı 2700-2800 lira dayanıyor. Amerika'daki rakamına baktığı zaman aradaki farkın çok olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii Türkiye'deki rakamlar ne yazık ki dolardan ve işte vergilerden şundan bundan dolayı bir parça daha ciddi anlamda artıyor. Ama bu teknolojiler olduğu zaman hani bundan daha ucuz bir fiyat en azından donanımsal anlamda düşündüğümüzde donanımsalını çok fazla beklememek gerekiyor. Yurt dışında bazı eleştiriler var bu ürünle ilgili fiyatının pahalı olduğu ile ilgili. Çünkü genelde bu tarz giriş seviyesi modellerde 500 bilemediniz belki 550 dolar civarında bir rakam beklentisi var yurt dışında. Evet bence de hani Amerika'ya göre biraz da pahalı. Fakat işte dual piksel olması, döndürülebilir ekran olması, işte yeni teknolojiye sahip olması gibi konulara baktığımızda fiyat biraz yükseliyor. Bunları koymadığınız zaman tabii ki fiyat düşecektir. Ama işte o zaman da farklı o özellikleri kullanamıyor olacağınızı söyleyeyim. Ama hani yok ben işte kablosuz bağlantı benim için önemli değil. İşte ekranın döndürülmesi de önemli. Dual pikseli boş ver diyorsanız 100 liraya alınabilir. Hala satılan bir ürün. Çok daha makul bir fiyattan alabildiğinizi söylemiş olayım. Peki bu fotoğraf makinesi kimler için uygun? Özellikle fotoğrafa yeni başlayan ve ilk kez fotoğraf makinesi kullanacak. DSLR'dan bahsediyorum tabii. Yani DSLR veya aynasız bir fotoğraf makinesi almayı planlıyorsunuz. Fotoğraf konusunda ciddi olduğunuzu düşünüyorsanız önerebileceğim bir makine bu. Ya da evde dursun. Eşimin, çoluğumun, çocuğumun, ne bileyim arkadaşlarımın veya işte annemin, babamın fotoğraflarını çekeyim diyeceğiniz çok da pahalı olmayan bir fotoğraf makinesi arıyorsunuz. Önerebileceğim bir ürün olmuş. Özellikle de hani giriş seviyesinde olanları öneriyorum. Çünkü giriş seviyesinde çok büyük donanım mali yatırım yapmanızı önermiyorum. Fotoğraftan devam etmek istemezsiniz. Zor gelir, vaktiniz olmaz vesaire. Bu kadar büyük bir yatırım yaptığınızda, 5000 lira, 10.000 lira gibi yatırımlar yaptığınızda bunun sonra satmaya kalktığınızda bu rakamlar çok düşecektir haliyle. O yüzden minimum maliyetle yapabileceğiniz yatırım bence böyle bir ürün olur. Hem son teknolojiye sahip olması hem de iyi bir ürün olması açısından tavsiye edebileceğim bir model olmuş.
Canon 200D incelemesiyle ilgili son olarak eklemek istediğim konu ise beğendiğim ve beğenmediğim özellikler. Nesini beğendim hemen onu söyleyeyim. Bir tane ilk olarak döndürülebilir ekran hoşuma gitti. Gerçekten de işe yarıyor onu söyleyeyim. İkincisi gövdenin kompakt olması, küçük ve hafif taşınabilir olması, o hoşuma gitti. Dual piksel gerçekten işe yarıyor, çok başarılı bir teknoloji. Kablosuz ADS-T sunması benden 10 puan aldı, onu da söyleyeyim. Pil ömrü çok iyi, 650 kare. Böyle bir ürün için yani genelde rakiplerinde bulunmayan bir değer bu. 650 kare çok yüksek bir rakam. Çünkü genelde 400-500 civarında oluyor. 650 ile Canon çıtayı epey yükseltmiş. Bir de farklı renk seçeneklerinin olması iyi olmuş. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı konu. Ben gümüş rengi sevdim. Beyazı da güzel. Siyah isteyen de olabilir. Siyahı da alabilirsiniz. En azından bu tarz farklı renk seçeneklerinin olması iyi olmuş. Neleri beğenmedim? Video kayıt sırasında ses seviyesi gerçek zamanlı gösterilemiyor. Uygulamadan görebiliyorsunuz ama cihazın üzerinden göremiyorsunuz, onu söyleyeyim. Bir de 9 netlik noktası 11 ya da 13 olsa bir parça daha iyi olurdu sanki. Çünkü 9 daha önceki modelde 9'du. Bu birazcık arttırılabilseydi en azından netlik yakalama konusunda daha faydası olurdu. Netlik hızlı yapıyor ama yakalama konusunda 9 birazcık yetersiz kalabiliyor zaman zaman. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Giriş seviyesinde dijital SLR fotoğraf makinesi arayanlara önerebileceğim bir ürün olan Canon EOS 200D özellikle son teknoloji üzerinde barındırmasıyla dikkat çeken bir model. Eğer bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa da önerebileceğim bir fotoğraf makinesi olmuş. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımla ilgili her türlü görüş, öneri, istek ve ihtiyaçlarınızı gerek bu videonun altına gerekse şimdi şurada çıkacak sosyal medya hesaplarıma iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.